Herkese merhaba, namaste. Yoga Vakfı'nın 65 yaş ve üstü gençlere yaptığımız yoga çalışmasına hoş geldiniz. Daha önce bu çalışmayı benimle yapmış olanlar biliyorlar ama diğerleri için, yeni başlayanlar için kısacık bir hatırlatma yapalım derslerle ilgili. Bütün nefesleri burundan alıp veriyoruz, ağızdan vermiyoruz. Yogada çok derin nefesler ve uzatarak alıp veriyoruz. Bu sizin için çok fazla olabilir, özellikle alışmadıysanız. Eğer başınız dönüyorsa, böyle bir sevimsiz bir his yaratıyorsa, normal nefeslerinize dönün lütfen. Hareketler çok basit, oturarak yapıyoruz zaten. Ancak çok fazla kalbiniz çarparsa veya bir rahatsızlık hissi gelirse, bu şekilde gözlerinizi kapatarak dinlenin, kalp atışlarınızın biraz yavaşlamasına zaman tanıyın. Ondan sonra tekrar başlayabilirsiniz. Özellikle tansiyon hastaları ve göz tansiyonu hastaları öne doğru eğilmeleri yapmayın lütfen. Biz bu şekilde katlanıyorsak siz yarım katlanma yapabilirsiniz. Boyun fıtığı olan arkadaşlarımız ise dönmeler yapıyoruz sağa ve sola. Bunları yaparken biz başımızı iyice geriye doğru çevirirken siz sadece yana doğru hafifçe çevirmeniz yeterli olacaktır. Evet, hatırlatmak istediklerim bu kadardı. İsterseniz başlayabiliriz. Sandalyemizde rahat bir oturuşa geçiyoruz. Dizlerimiz kalça aralığında açık, ayak tabanları iyice yerde, iyice köklenelim. Sandalyenin ne önüne ne arkasına oturuyoruz, sırtımız değmesin sandalyenin sırtına. İsterseniz şu ana dönmek için birazcık gözlerimizi kapatalım. Yüzünü yumuşat. Kendin için çok güzel bir şey yapıyorsun. Onun keyfini çıkar. Ve sadece şimdilik nefesinin farkına var. Yani burnumuzdan giren ve burnumuzdan çıkan nefesi gözlemliyoruz. Zorlamadan, derinleştirmeden nefesleri sadece gözlemle. Odağını tek bir yere getirmek, özellikle nefese doğru getirmek zihni de sakinleştiriyor. Yogiler şöyle derler, nefesin neyse zihnin de odur. Nefesle zihin çok paralel bir şekilde ilerliyor. Eğer zihnini dinginleştirmek istiyorsan nefeslerine odaklan. Onları böyle sakinleştirmeye ve uzatmaya çalış. Belki omuzlarımız hafifçe yukarıda olabilir. Onları aşağıya doğru ittirmeye başla. Derslerimizde bizim bütün derdimiz omurgayı uzatmak. Çünkü gençliği sağlayan beden esnekliği, o da omurga esnekliğinden geçiyor. Haydi bakalım, ilk başta şöyle omurgayı biraz daha dikleştirelim ve başımızın tepesini tavana doğru uzatmaya çalışırken kalçamız da iyice ağırlaşsın sandalyede. Yani iki farklı yöne doğru bir açılma var. O omurların arasını açmaya çalışıyoruz ve biliyorsunuz fıtıklar o omurların sıkışmasından doğuyor. Biz bu omurları iyice açmaya çalışıyoruz. Dilersen gözlerini kapatabilirsin. Ellerini göğüs kafesinin önünde birleştir. Başını hafifçe öne doğru eğebilirsin. Ve burada bir niyette bulun. Bu dersi belki bir şeye adamak istiyorsun ve belki birisine adamak istiyorsun.
İçinden geçir. Başımızı kaldırabiliriz. Yavaş yavaş gözlerimizi açalım. Her zaman yaptığımız gibi başımızın tepe noktasından aşağıya doğru inerek bütün bedeni çalıştıracağız. Kolay hareketler diye bakmayın. Yogada kolay veya zor yoktur. Farkındalıkla yapılan hareketler vardır. Nefes ve farkındalıkla yaptığınız her hareket yogadır. Bunun ötesinin hiçbir önemi yok. Akrobatik hareketler yapmak zorunda değiliz. Aksine yoga çok yumuşak bir bilimdir. Her bedene, her yaşa uygun olması gereken bir egzersiz tarzıdır. O yüzden ne kadar yumuşak o kadar iyi, o kadar az sakatlanma riski. Başlayabiliriz. Başımızı öne doğru düşürelim ve başımızla çember çiziyoruz. Sağdan yukarı başını kaldırırken burundan nefes al. Soldan aşağı başını indirirken burundan nefes ver. 3 kere bu yönde, 3 kere de diğer yönde. Nefesleri unutmuyoruz. Soldan yukarı baş kalkarken nefes alalım. Soldan yukarı kalkarken baş nefes alıyoruz. Sağdan aşağı inerken nefes veriyoruz. Size göre aynalama yaptığım için bazen sağ sol karışıyor. 3 kere de bu yönde. Güzelce daireler çizelim. Bitirdikten sonra ortaya gelelim. Sağ elimizle sol kulağımızı tutuyoruz ve başımızı sağa doğru eğiyoruz. Şu sol tarafta güzel bir gerilme hissedeceksin. Ve diğer tarafı yapalım. Başını arkaya doğru düşür. Öndeki boyun kasların iyice gerilsin. Ve omurga dimdik bir şekilde başını öne doğru düşür. Ortaya gel. Güzel. Omuzlarla kulaklar arasındaki mesafeyi iyice açmaya çalışalım. Bu nasıl olacak? Omuzları aşağıya doğru indirerek ve boynu uzatarak. Güzel. Omuzlara geçiyoruz. Çember çizelim geriye doğru. Bunu nefeslerle yapalım. Nefes al, ver. 2 kere daha. Arkadayken o kürek kemikleri iyice birbirine değmeye çalışsın. Ve hadi tam tersini yapalım. Geriden öne doğru ve nefeslerle mümkünse. Sonuncusunu yapıyoruz. Harika. Omuzları kulaklara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Benim ilk başlarda değmiyordu omuzlarım kulaklarıma ama eğer pratik yaparsanız gerçekten oluyor. Hadi bakalım deneyelim. Değdirmeye çalış kulaklarına ve bırak. Bir kez daha. Ve bırak. Sonuncusu. Ve bırak. Eğer ihtiyacın varsa birkaç kere öne ve arkaya omuzlarını yuvarla. Güzel. Ne dedik? Yavaş yavaş bedenin altına doğru gidiyoruz. Geldik kollara. Öne doğru uzatalım. Sağ elim solun altından geçiyor. Ve şimdi avuçları birbirine doğru baktırtıyorum. Parmakları kenetle.
ve iyice uzat. Bunu yaparken omuzları geriye doğru al. Ve yine hani o omuz ve kulak arasındaki mesafeyi açma hareketine devam ediyoruz burada da. Karnı içine sok. Kamburlaşma lütfen. Ve ellerini içeri doğru çevirerek uzatmaya çalış. Belki herkeste dümdüz olmayacak kollar. Şu şekilde de kalabilir. Birazcık fizyolojiye bağlı, omuz yapısına bağlı. Hiç sorun değil. Parmaklarını açmadan geri gel. Tekrar uzat. Nefes al, kollarını yukarı doğru kaldır. Ve bak bakalım kollarını kulaklarına paralel hale getirebiliyor musun? Haydi bakalım, buradayken omuzları aşağıya ittir ve kulak omuz arasındaki mesafeyi açmaya çalış. Buradayken biraz daha zor ama milimetrik de olsa yapabiliyoruz. Öne doğru gel, tekrar çevril. Kollarını öne uzat. Odağın hep omuzlarında olsun. Hep aşağıya doğru ittirmeye çalış. Geriye gel. Bir kez daha nefes alarak yukarı. İyice uzan. Eğer dirsekler kırıksa uzatmaya çalış. Tekrar öne. Bir kez daha çevril içeriden. Ve kollarını açabilirsin. Hatta birkaç kere silkeleyelim. Rahatlasın kollar. Elleri dizlerin üzerine koy. Gözleri birazcık kapat. Birkaç saniye. Nefesine odaklan. Gözlerini aç. Hala kollardayız. Kolları öne doğru uzat. Güzel. Tekrar çevir kollarını ve eğer yapabilirsen avuçları birleştir. Şu şekilde oluyor. Ben yandan göstereyim. Bu çok zorsa ellerin dış kısmını birbirine doğru bastırabilirsin. Ama bizim istediğimiz bir tur daha attırıp avuçların içine birbirine baktırtmak. Ben her versiyonu söylüyorum size. Siz bedeninize en uygun versiyonu yapın lütfen. Şimdi dirsekleri kaldırıyorum ve yere paralel hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi dirseklerin yerini hiç bozmadan sadece ellerini öne doğru ittir. Bir süre sonra ittiremeyeceksin. En son gidebileceğin nokta bu. Oraya kadar gel. Tekrar kendine doğru çek kollarını. 90 derece olsun dirsek kol. Nefes al, başını arkaya düşür. Ve bu sefer dirsekleri, kolları tavana doğru ittiriyoruz. Ortaya gel. Açıl. Ve bir kez silkele kollarını. Hatta omuzları bir ileri bir geri yuvarlayalım. Aynı şeyi diğer tarafta da yapacağız. Demin sağ kol alttan geçmişti. Şimdi sol kolu alttan geçiriyoruz. Haydi bakalım. Ve eğer yapabilirsen avuç içlerini birbirine baktır. Dirsekleri kaldır. İlk önce duruşumuzu bulalım. Dirsekler 90 derece. Omurga dik. Ve kolları öne doğru ittirmeye başla. Tekrar kendine doğru çek ve geriye gideceğiz. Nefes al, geriye doğru açıl.
Ve yavaş yavaş aç kollarını, kolları silkeleyelim. Omuzları birkaç kere öne ve arkaya yuvarlayalım. Gerçekten rahatlatıyor. Harika. Geldik göğüs kafesine. Çok fazla öne doğru oturmayın. Ayaklar kalça aralığında açık. Ayak tabanları iyice yere bassın. Sadece içe veya dışa değil, eşit bir şekilde basmaya çalışın. Nefes alırken şimdi göğüs kafesini iyice açacağım. Nefes verirken de karnımı içime çekeceğim ve başımı düşüreceğim. Ben yine yandan göstereyim, daha iyi gözüküyor. Başlayabiliriz. Eller dizlerin üzerinde. Nefes al. Göğüs kafesini iyice aç. Başını eğer herhangi bir fıtık sorunun yoksa arkaya doğru düşür. Göğüs kafesi iyice açık. Nefes verirken kapan. Sırtı yuvarlak. Başını da düşür. Bir kez daha nefes al öne. Nefes ver arkaya. Nefes al öne. Nefes ver arkaya. Nefes al öne. Ver arkaya. Başını da iyice düşür. Nefes al. Nefes ver. Sadece nefesine konsantre ol. Burada kal, sırtı yuvarlak olsun, başını düşür, karnı içeri çek, çek, çek. Ve ortaya gel tekrar. Güzel. Bu sefer bütün bedenle çember çizeceğiz. Yine bu tarafı çalıştırıyoruz. İlk önce gövdeyi öne doğru birazcık eğ. Nefes alırken sağdan yukarı çemberimize başlıyoruz. Nefes verirken soldan aşağı iniyoruz. Bunu yaparken ayak tabanlarına eşit basabiliyor musun? Yoksa çemberin yanlarındayken acaba ayağının dışına doğru mu daha çok basıyorsun? Bir gözlemle bak bakalım. Bizim istediğimiz ayak tabanlarına eşit bir şekilde basmak. Bunu yapmak için de bacakları kullanmamız lazım. Özellikle quadricepsleri, yani üst bacakları. Haydi diğer tarafı da yapalım. Nefes alarak soldan yukarı. Nefes vererek sağdan aşağıya. Birkaç kere de burada yapalım. Dikkatin ayak tabanlarında olsun. Da buluşalım. Çok güzel. Gözleri bir kez kapat. Nefes al. Ve ver. Kolları yukarı doğru uzatıyoruz. Sağ elinle sol dirseğini tut ve sol kolunu olabildiği kadar kulak hizasına getir. Sol el tamamen rahat olabilir. Nefes alırken yukarı doğru uza. Nefes verirken sağa doğru eğil. Göğüs kafesi iyice açık, aşağıya baksın istemiyoruz. İyice aç. Ve ortaya gel. Kolları uzat yukarı. Diğer tarafı yapalım. Sol elle sağ dirseği tut. İlk önce omurgayı uzat, nefes al, yukarı doğru uza. Nefes verirken bu sefer sola doğru eğil. Kolları yukarı kaldır. Ve
yere indirebilirsin. Tekrar omuzlarla çember çizelim. Geriye birkaç kere rahatlatmak için. Bir de öne birkaç kere rahatlatmak için. Bir kez daha yapacağız. Haydi kolları kaldıralım. Sağ elimle sol dirseğimi tutuyorum. Ve sol dirseği geriye doğru götürüyorum. Yani sol kol, sol kulağa paralel hale gelsin. Sol elim, burada görüyorsunuz, tamamen rahat. İlk önce her zaman poza girmeden önce omurgayı yukarı doğru uzat. Nefes al. Nefes verirken sağa doğru olabildiği kadar eğil. Ve yukarı gel, kolları uzat. Diğer tarafı yapıyoruz. Nefes al, uzat. Nefes verirken bu sefer sola doğru eğil. Kamburlaşma. Ve ortaya gel. Kolları uzat. Ve yanlardan indirebilirsin. Eller dizlerin üzerinde, gözleri. Bir 30 saniyeliğine kapat. Yavaş açabiliriz. Çok güzel. Hala bedenin bu bölümündeyiz. Yani kor bölüm dediğimiz yer. Sağ elimizle sandalyenin sırtını tutuyoruz. Gövde sağa doğru gitmeye başladı. Onu öne doğru çekelim. Evet, tam karşıya bakmaya devam et. Nefes al, sol kolu kaldır. Nefes ver. Sol elin dışını sağ dizinin dışına koy. Sol dirsek dümdüz. Nefes al, uza ilk önce. Nefes verirken sağa doğru çevril. Burada dersin başında söylediğimiz gibi boyun fıtığınız varsa eğer çok fazla boynunuzu çevirmeyin. Yan tarafa bakmanız da yeterli. Eğer boynunuzda bir sorun varsa, yoksa arkadaki duvarı görmeye çalışabilirsiniz. Buradayken bir kez daha nefes al, bir tık daha uzamaya çalış. Nefes verirken biraz daha çevril sağa doğru. Ve ortaya gel. Kolları kaldır, nefes al ve nefes ver. Diğer tarafı yapıyoruz. İlk önce yerleş. Güzel. Nefes al, uza. Nefes verirken bu sefer sola doğru çevril. Karnı sıkmayı unutma. Buradayken bir tık daha yukarı doğru uza ve biraz daha geriye doğru. Belki bir milimetre, belki bir santimetre, hiç önemli değil. Önemli olan denemek, elimizden gelenin en iyisini yapmak. Her şeyde bu böyle. Sadece yogada değil, her şeyde. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızda gelişiyoruz zaten. Yoksa yerimizde sayıyoruz. Ortaya doğru gel. Derin bir nefes al. Ve nefes ver. Güzel. Yine bir burgu yapacağız ama biraz daha gövde öne doğru eğilecek. Sol dirseğimi sağ dizimin dışına yaslıyorum. Avuçları birleştiriyorum. Ve namaste pozisyonunda tam göğüs kafesinin
önüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Şimdi sol dirseğim baskı yaptığı için ister istemez dizler yaklaşıyor. Bunu istemiyoruz. Yani sol dirseğin sola doğru baskı yaparken sağ dizinle o dirseği dışarı doğru ittir ki her zaman iki diz arasındaki mesafe kalça aralığı olsun. Nefes al ve yukarı doğru bakmaya çalış. Nefes tutma. Ortaya gel. Açıl ve doğrulabilirsin. Haydi diğer tarafı yapalım. Bu sefer sağ dirseği takıyorum sol dizimin dışına. Eller namaste pozisyonunda. Tam göğüs kafesinin ortasında. Ve burguma başlıyorum. İyice çevril. Ve yukarı doğru bakmaya çalış. Yavaş yavaş ortaya gel. Ve doğru. Bir burgu hareketi daha yapacağız. Yine deminki gibi aynı şekilde sol dirseği sağ dizin dışına koydum. Demin şöyle yapmıştık elleri. Şimdi sol eli yere doğru götürüyorum ve muhtemelen el parmaklarınızla yere değebileceksiniz. Onu istiyoruz. Nefes al, sağ kolla yukarı doğru açın. Yavaş yavaş ortaya gel. Doğru. Diğer tarafı yapalım. Bu sefer sağ kol yukarıda. Haydi gelsin o dirsek sol dizin dışına. Ve sağ elin parmaklarını yere doğru getir, değdir. Nefes al, sol kolla yukarı doğru uzan. Ve tekrar öne doğru gel. Eller dizlerin üzerinde, birkaç saniye gözleri kapatalım, nefesimize dönelim. Gözleri açıyoruz. Biraz daha sandalyenin önüne doğru gelelim ki sandalyenin arkasını tutalım. Eller sandalyeyi tutuyor. Güzel. Buradayken kalçayı birazcık kaldır ve tekrar sandalyenin üzerine bırak. Kalçayı kaldırırken lütfen sıkalım. Kaldır. Sık, kaba etlerini sık 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 ve bırak. İki kez daha yapacağız. Yukarı ve sık. Karın kaslarını da devreye sokuyorsun bu şekilde. Ve bırak. Sonuncusunu yapalım. Ve bırak. Harika. Sağ ayağımızı sol dizimizin üzerine getiriyoruz. Sağ elim sağ dizimde. Omurgayı düzelt ilk önce ve birazcık sağ elinle bastır sağ dizine. Evet, gevşet sağ elini. Ellerinle sağ dizinin etrafını tut ve sağ dizini kendine doğru çek. Sırtını biraz daha geriye doğru yaslayabilirsin. Hatta sandalyenin sırtına yasla ve sol ayağını kaldır.
Bu aynı zamanda bir denge pozisyonu. Ve tekrar sol ayağını yere koy, yavaş yavaş sağda bırak. Diğer tarafı yapıyoruz. Sol elinle sol dizine hafifçe bastır. Omurgadan ödün verdik mi? Vermedik, değil mi? Hala dimdikiz. Bastır. Şu kalça tarafında iyice bir açılma hissediyoruz. Güzel bir kalça açıcı bu. Rahattır. Kolaydır. Evde televizyon seyrederken çok kolaylıkla yapabileceğimiz bir hareket. Isınmaya pek gerek yok bunun için. Parmakları dizin etrafında kenetleyelim. Sol dizi kendine doğru çek. Sırtını yaslayabilirsin. Kendini hazır hissettiğinde sağ ayağını uzat. Ve yavaş yavaş sağ ayağını yere koy. Sol ayağı da onun yanına. İki el de dizlerin üzerinde. Biraz kapat gözleri. Yavaş yavaş açalım gözleri. Ayağa kalkacağız. Sandalyenin arkasına geçelim lütfen. Sandalyenin sırtını sağ elimle tutuyorum. Sol elimle tutuyorum, pardon. Sağ dizimi yukarı doğru kaldırdım ve yana doğru açtım. Sol diz kırık değil. Tekrar sağ dizi öne doğru getir ve yavaşça kontrollü bir şekilde yere bırak. Modifiye bir şekilde ağaç pozisyonunu yapacağız. Yine sol elimle sandalyeme tutunuyorum. Getir sağ ayak tabanını ve yerleştir sol iç bacağı. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Birkaç varyasyon göstereceğim. Veya tabanın şu yuvarlağı var ya, onu dizin çıkıntısına getirebilirsiniz. Bu da gayet uygun. Veya bu sizin için çok fazlaysa ayağınızı indirebilirsiniz. Bu şekilde koyabilirsiniz. Bu da olmadı. Ayak parmaklarınız yere değiyor ve yine topuğunuz sol bacağınıza yaslanıyor. Hangisi sizin için uygunsa deneyin. Başlayalım. Hala sandalyeyi tutuyorum. Sağ dizimi iyice geriye doğru açıyorum. Yine kalçada güzel bir açılma oluyor. Karşıda sabit bir noktaya bak. Sağ elini getir, namaste pozisyonunda göğsünün tam ortasına. Ve dengeni sağladığında sol eli de onun yanına. Tekrar sol elinle tut sandalyeyi. Kontrollü bir şekilde çıkıyoruz pozdan. Sağ elinle sağ bacağını tut. Taşı öne ve yavaş yavaş yere bırak. Diğer tarafa geçelim. Bu sefer sağ elimle tutuyorum sandalyeyi. Sol dizimi kaldırdım ve yana doğru açtım. Sağ diz kırık değil. İnce uzamaya devam et. Ve tekrar öne doğru getir ve yavaşça kontrollü bir şekilde yere bırak.
ağaç duruşumuzu yapalım. Yine bir sürü varyasyon gösterdim. Aynı şekilde sol tarafta da yapabilirsiniz. Başlayalım. Hangi varyasyonu yaparsanız yapın, sol bacağı geriye doğru açmaya çalışın ki kasıkta güzel bir açılma olsun. Yani dizin böyle öne doğru olmasını tercih etmiyoruz. Olabildiği gibi kadar kitap gibi aç yana doğru. Bu bir denge ve konsantrasyon hareketi. Karşıda sabit bir noktaya bak. Yavaş yavaş sol elini getir tam göğsünün önüne. Dikkatini o sabit noktadan ayırma. Ve kendine hazır hissettiğinde sağ elde gelsin. Namaste duruşundayız. Tekrar sağ el sandalyenin üzerinde, sol elinle sol bacağını tut, kontrollü bir şekilde öne getir ve yere koy. Gayet güzel. Tekrar sandalyeye oturalım lütfen. Güzel. Baldırları da birazcık çalıştıralım. Ayak topuklarını yukarı doğru kaldır. Şu anda ayak parmaklarının üzerindeyim. Ve yere koy. Kaldır, koy. Kaldır, koy. Birkaç kez daha yapalım. Kaldır, koy. Güzel. Ortaya gel. İki elimizi sağ bacağımızın altından geçiriyoruz ve parmakları kenetleyelim. Ağırlığını tekrar geriye ver, kaldır sağ bacağını ve ayak bileğini çalıştıracağız. Yuvarlaklar yap. Diğer yöne çevir. Gaz pedalına basar gibi öne ve arkaya. Yavaşça yere koy. Diğer tarafı da yapalım. Kaldır sol bacağı. İlk önce çember çiziyoruz ayak bileğimizle. Diğer tarafa. Ve gaz pedalına basar gibi öne, arkaya, öne, arkaya. Yavaşça yere bırakalım sol bacağı. Kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama ayak parmaklarımın üstünü yere doğru koyuyorum. Yani şu şekilde olacak ayak parmakları. Burada istediğimiz şey bacağın, ayağın, pardon, ön kısmındaki kasların çalışması. Yani parmakları iyice yerde yuvar, yani şu şekilde, bilmiyorum kameradan gözüküyor mu ama biraz daha oynatayım kamerayı. Evet, şimdi daha iyi galiba. Evet. Sağ ayak tabanını koy yere, diğer tarafı da yapıyoruz.
sol ayak tabanını koy yere. Biraz daha geriye doğru oturalım. Hatta sırtımızı yaslayabiliriz, artık dersin sonuna geliyoruz. Yine omurga dik, eller bacakların üzerinde. Gözleri kapat. Omuzları aşağıya doğru düşür. Nefesleri uzatmaya çalışalım. Burundan derin nefes al ve 6'ya kadar say. İçinden 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nefes verirken yine 6'ya kadar say. 3, 4, 5, 6. 6 ile al, 6 ile ver. Birkaç kere daha yapalım. Ama baş dönmesi sevimsiz bir his yaratıyorsa doğal nefeslerinize geri dönün. Çok güzel. Doğal nefeslere dönelim lütfen. Eller dizlerin üzerinde. Gözler mümkünse hala kapalı. Yüzündeki kasları yumuşat. Hatta yüzüne bir tebessüm koyabilirsin. Kendin için çok iyi bir şey yaptın. Bedenini çalıştırdın. Başının tepe noktasından ayak parmaklarına kadar. Gerçekten bütün kaslarımız, iskelet sistemi, bağ dokuları, her şey çalıştı. Ve biraz sessizlikte kal. Bir yarım dakika kadar. Zihni boşaltmaya çalış. Yani zihnin bazı düşüncelere gidiyorsa eğer, sadece nefesine odaklan. O seni kurtaracaktır. Yani o düşüncelerden kurtaracaktır. Hep birlikte derin bir nefes alalım burundan ve yine burundan verelim. Avuçlarımızı göğüs kafesinin önünde birleştiriyoruz. Dersin başında bir niyet belirlemiştik. Bu dersi birisine adamış olabilirsiniz, kendinize adamış olabilirsiniz veya bir şeyin gerçekleşmesi için adamış olabilirsiniz. Tekrardan o niyetimizi hatırlayalım. Başını öne doğru eğ. Sahip olduğun, olamadığın her şey için şükret. Bazen bir şeylere sahip olamamak da en hayırlısıdır. Sana ne geliyorsa doğrusu odur. Bol bol şükret. Bu dersi yapabildiğin için şükret. Sağlıklı olduğun için, sevdiklerin yanında olduğu için. Bana emeği geçen tüm hocalarıma ve pratiğinizi benimle paylaştığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Dersimizi geleneksel olarak öne doğru eğilerek ve namaste diyerek kapatıyoruz. Tekrar teşekkür ederim. Her salı 11.30'da burada Yoga Vakfı'nın Instagram canlı yayınındayım.
Eğer sorularınız varsa her zaman Instagram'da Acemi Yogi'ye yöneltebilirsiniz. Hemen cevaplıyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki haftaya kadar. Hoşça kalın.